Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. 5. sınıf 2. dönem 2. matematik yazılı sorularını öğrencimizle birlikte çözüyoruz. Birinci sorudan başlayalım. Evet. Yukarıdaki kübün ayrıtlarının toplam uzunluğu nedir diyor. Şimdi kübün ayrıtlarına baktığımız zaman mesela burada 1, 2, 3, 4 tane ayrıtı burada var değil mi? Aynı şekilde burada da 1, 2, 3, 4 tane ayrıtı var. Etti 8. Aynı şekilde burada da 1, ne yapacağız? 9, 10. Çünkü şunları saymıştık değil mi? 10, 11 ve aşağıda da ne vardı bir tane daha? 12 vardı. Yani 12 tane ayrıtı var değil mi kübün? O zaman bir kenarı 4 olduğuna göre bütün kenarları da 4'tür. Ne yapacağız? 12 ile 4'ü çarpacağım. O da 48 santim yapar. Kübün ayrıtlarını bulurken bak dediğimiz gibi mesela bak 1, 2, 3, 4, aynı şekilde 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve bunun aşağısındaki şuradaki 12. 12 tane böyle ayrıtı var kübün. Şimdi ikinci soruya bakalım. Sayı doğrultusunda AB eşittir BC ise a c'nin toplamı nedir diyor. Şimdi bak buraya. A ile B arasında 2'den başlayıp 7'ye mi gidiyor? Yani burada 5 birim uzaklık var değil mi? Çünkü 7 eksi 2 5 birim. Yani 3, 4, 5, 6, 7 derken 5 birim burası. 5 birim. O zaman buradan buraya da 5 birim daha ilerleyeceğim. 7'nin üstüne 5 daha eklersem ne yapar? 12. Demek ki C'de kaçmış? 12'ymiş. Bu durumda bak ne oldu? Burası da 5 birim. Burası da 5 birim oldu. E bizden ne istiyor? A, B, C'yi topla. Yani 2 artı 7 artı 12'yi topla diyor. Bunların da toplamı 19 yok. 21 mi yapıyor? 21 yapıyor değil mi? Evet. 21 yapıyor. Bunların toplamı. Gelelim üçüncü soruya. Dikdörtgenin çevresi kaç santimdir diyor. Çevreyi sorunca ne yapıyorduk? Kenarlarını topluyorduk değil mi? Çevreyi sorunca. Ne yapıyorum? Bak 22 burada var. 22 de burada var. 7 burada var. 7 de burada var. Şuradan başlıyorum. 7 artı 22 29 yaptı. Bir 29 da burada var. Toplam ne yaptı o zaman? 58 yapar. Yani ne yapıyorsunuz? Bu bir uzun kenarla bir kısa kenarı topluyorsunuz. Aynısı burada da olduğu için bunun iki katını da alsa, alarak yapabilirsiniz. Ya da böyle tek tek toplayın. 7 artı 22 artı 7 artı 22. Etrafında bir tur atıyorsunuz. Çevreyi sorarsa toplama yapıyoruz. Şimdi bize böyle bir işlem vermiş. İfadesinde kareye 2 yaz diyor. <laughs> Buna da 6 yazarsan diyor. Yazalım. Şimdi bak 3 çarpı kare yerine 2 yazdım. Artı şuradaki e, yamuk üçgenin yerine de 6 yazdım. Bölü 3 varmış. Bir de artı 1 var. Şimdi önce çarpma işlemi yapılır değil mi? Ne yapacağız? Önce 3 ile 2'yi çarpacağım. 6 artı bölme işlemi yine önce yapılır. 6'yı 3'e böldüm. 2 artı bir de ne var burada? 1 var. Artık ne yapıyorum? Bunların hepsini topluyorum. 9 buldum. Bu şekilde yapıyoruz. Şimdi gelelim buna. Diyor ki Züleyha ve çetesi. Çetesi mi? Çete mi kurmuşlar bunları? Gidecekleri yolun. O ne yapmış? 5'te 3'ünü gidip biraz mola verdikten sonra yolun 30'da 11'ini daha gitmişler. Buna göre bu çete yolun kaçta kaçını gitmiştir diyor. Şimdi bakalım. Bir kere bak böyle sorularda nasıl yapacağız şimdi? İyi dinleyelim. Şimdi burada 30'da 11'i diyor ya. Burada da 5'te 3'ü diyor. Bu 5'te 3'ünü genişletelim biz. 6 ile genişletirsem bak. Bu 5'te 3'ü ben yukarısını da aşağısını da 6 ile genişletirsem ne olur? 30'da 18 olur değil mi? İkisi de artık 30'da oldu mu? Oldu. Yani şöyle düşünelim. Bir tane yol var tamam mı? Bir tane yol var. Burası 30 parça tamam mı? Burası 30 parça. Ne yapmışlar? Önce bu 30'da 18'ini gitmişler değil mi? Sonra 30'da 11'ini daha gitmişler. Yani aslında toplamda 29'unu gittiler değil mi? 29'unu yani 30 parçanın 29'unu gitmişler. Yolun yani kaçta kaçını gitmiştir demek ki 30'da 29'unu gitmiş oluyor. Ne yapıyoruz yani bu sarı sorularda? Birisinde 5'te 3 diyor birisinde 30'da 11 diyor ya ikisinin de paydalarını eşitleyecek şekilde genişletme yani çarpma yapıyoruz. Hepsi eşkenar üçgenlerden oluşan şekildeki şekilde AB uzunluğu 23 santim ise şeklin çevresi nedir diyor. Bak şimdi bu AB'yi tabii şuraya, şurası herhalde AB onu yanlış yapmış. AB uzunluğu şurası 23 santim miymiş? Peki bak şimdi burada bak bu üçgenin bir kenarı var şu öbür üçgenin bir kenarı var. Öbür üçgenin bir kenarı var. Yani 3 üç üçgenin de birer kenarları toplamı 23 mü? E geriye 3 üç üçgen içinde ikişer kenarı daha var. Yani 23'ün iki katı da bunlar tutacak değil mi? 46. Değil mi? 46. O zaman ne yapacağız? 46, 23 daha toplarsak 69 yapacaktır. Yani bak ne yaptık bir daha. Şimdi bak bir tane bu üçgenin kenarı, bir tane bu üçgenin kenarı, bir tane bu üçgenin kenarı, bu üçgenin kenarı 23'müş. E o zaman burası artı burası artı burası da 23'tür. Aynı şekilde burası artı burası artı şurası da yine 23'tür. Çünkü eşkenar üçgen diyor. 3 üç tane 23 var. Yani 23'ten 3 tane var. O da 69 yapar. Geldim buna. Hanım bilyelerinin yüzde kaçı sarıdır diyor. Şimdi bakalım. Şimdi toplam 25 tane bilyesi var, değil mi? Şimdi şunları bir toplayalım. 6, 8 daha 14 değil mi? 6, 8 daha 14. 7 daha şimdi ne yapacağız? 14 ile 7'yi topla 21. 21 tane. Şunların toplamı 21 tane mi? E toplamda da 25 tane bilyesi olduğuna göre demek ki 4 tane sarı bilyesi olmak zorunda. Doğru mu? 25 olması için. Ne yapacağım? Bilyelerinin yüzde kaçı 25'tir diyor. Yani şöyle yapacağız. Bak şimdi. Diyeceğim ki bak 25 bilyeden 25 bilyeden 4'ü sarı ise yüzde kaçtır diyorum. Değil mi? Yüzde kaçtır diyorum. Şimdi bak dikkat edersen burası 4 katına çıktı mı 25'ten 100'e? 4 katına çıktı. O zaman bunlar da 4 katına çıkacak. O zaman yüzde 16 yapar. Tamam mı? Ya da bunu şöyle de bulabilirsin. Yüzde 4'ü çarparsın. Çıkan sonucu 25'e bölersin. Bu şekilde de yapabilirsin. Geldim buna. Yukarıda eşit doğru parçaları kullanılarak oluşturulan bir örüntünün dördüncü adımında kaç tane doğru parçası kullanılmıştır? Bak şimdi burada bir tane kare var. Burada iki tane kare var. Burada üç tane kare var. Yenisinde de dört tane kare olacak. Yani bir tane daha şöyle çizelim. Şu değil mi? Bu da sana dördüncü adım oldu mu? Oldu. Kaç tane doğru parçası kullandın diyor. Sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 9 10 11 12 13. 13 tane ne yapmış olduk? Doğru parçasını kullanmış olduk. 9'a bakalım. Diyor ki Kevser abla portakallarını 84 tane 25 kilogramlık çuvallara koyduktan sonra şimdi 84 tane 25 kilogramlık çuval yapmış. Yani Demek ki 84 çarpı 25 kilogramlık bunun portakalı varmış değil mi? Çünkü her 25 kiloluk çuvaldan 84 tane varmış. Daha sonra bunu ne yapıyor? 17 kilogram portakalı da hala duruyormuş. Yani bunların hepsini çarpacağım. Bir de ne yapacağım? 17 ile toplayacağım. Toplayalım bakalım şimdi. 84 önce 25'i çarpalım. Şöyle şurada çarpalım. 5 kere 4. 20'nin sıfırı elde var. 2. 5 kere 8. 40. 2 daha. 42. 2 kere 4 8. 2 kere 8 16. Topla bunları şuraya yazayım toplamını. 0. Şu ikisinin toplamı 10'un 0'ı elde var 1. 10. 11'in 1'i elde var 1. Verdim 21. Bir de bunu ne yapacaktım? 17 ile toplayacaktım değil mi? O da ne yapar? Şu. 2117 yapar. Evet. Gelelim buna. 2 4 6 ve 9 rakamlarıyla yazılabilecek en büyük KLMN sayısının 11'e bölünmesinden elde edilen kalanı soruyor. Şimdi en büyük KLMN sayısını nasıl yazarım? İlk rakama 9 yazacağım, değil mi? Ee, sonra 4 yaz, sonra 6 yazacağım, değil mi? Sonra 4 yazacağım, sonra da 2 yazacağım. Çünkü rakamları farklı. Çünkü KLMN sayısı diyor. Hepsi farklı rakamlar, değil mi? Şimdi bunu ne yapacağım? 11'e böleceğim 11 ile bölümünden kalana bakacağım. Şimdi 11'e bak bölüyorum şimdi. 96'nın içinde 88 8 kere var. Değil mi? Şey şey 11 8 kere var 88. Çıkartıyorum. Ne kaldı burada? 8 mi kaldı? Değil mi? Şey 16'dan 8'i e çıkar 8 kaldı. Şimdi 84'ün içinde 7 şey 11 kaç kere var? 7 kere var. Bu da 77. Çıkartıyorum bunu. Burada da 7 kaldı. Bu 2'yi bir de aşağı indiriyorum. 6 kere var. 66 Kalanda ne oluyor o zaman? 6. 6 hangi rakamdı? Şimdi K, L, M, N dediği için L. 6 idi değil mi? Bu şekilde yaptık. Gelelim şimdi buna. Şekildeki kare e, prizmanın taban ayrıtlarından biri 5 santimmiş. Yani burası 5, 10, 15, 20 böyle tamam mı? Ve yüksekliği de 10 santimmiş. Şurası da 10 santim olduğuna göre kare prizmanın toplam yüzey alanı ne kadardır diyor. Şimdi bak. Şimdi bir kere şurası kaç? Şurası 10. Şunlar da neymiş? 5 değil mi? Şimdi ben bu 10 ile 5'i çarparsam bu yan yüzeyini bulur muyum? Değil mi? 10 ile 5'i çarptım. Yani 50 cm kare bu yan yüzeyi. Aynı yan yüzeyinden bir tane de şurada var. Değil mi? Yani bir tane daha 50 var. Şimdi geliyorum şuraya. Aynı şekilde bak. Bir tane de burada var. Bak şöyle e, gösterelim. Bir tane de burada 5 çarpı 10'dan. Bir 50 de bu ön yüzünde var. Bir 50 de şu arkada var. Bak şu ikisinin çarpımıyla oluşacak yer var ya. Ya bu 50'den 4 tane var kısacası. Bunlar 200 yaptı. Tamam mı? 200 santimetre kare yaptı. Bir de taban ve üst taraf var. Şimdi aşağıda 5 çarpı 5'ten şurada bir alanı 25 olan bir tane taban var. Bir tane de yukarıda alanı 25 olan taban var. Bunlar da toplamda 50 yaptı mı? 50 yaptı. O zaman 50 ile de bunu topluyorum. Ne yapacak? 250 santimetre kare yapacak. Yani ne yaptım? Bak bir daha şöyle bir özet geçelim. Şimdi şunla şurayı çarparak şu alanı buldum. Bu alanın aynısından burada da var. Sonra bununla burayı çarparak bu alanı buldum. Bu alanın aynısından burada da var. Bak arkada. Arkada da var. Bunların hepsini topladım. Sonra da ne yaptım? Şunla şunu çarparak buradaki üst alanı buldum. Aynısından aşağıda da var. Bunların hepsini topladım. Şimdi ne diyor? Beyza Çin'deki arkadaşıyla telefonla görüşmek dedi. Buna göre Türkiye ile Çin arasındaki saat farkı kaç dakikadır? Şimdi bak ne yapacağım? Bu 19.15'ten 13.15'i çıkartacağım. 19.15'ten 13.15'i çıkartıyorum. 0 nokta nokta ne olacak burası da 6.0. Demek ki 6 saat fark var. Çin güne 6 saat daha erken başlıyor. Daha doğuda kaldığı için. Bu soru yamulmuş. Şunu çözelim. Alanı 32 santimetre olan dikdörtgenlerden en büyük çevreye sahip olan dikdörtgenin çevresi nedir diyor. Şimdi bak bir tane dikdörtgen varmış tamam mı? Bunun alanı neymiş? 32 santimetre kare. O zaman bunun çevresi kenarları ne olabilir? Bak kenarları çarpımı 32 olacak ya. Kenarları 1'e 32 olabilir. Değil mi? 2'ye 16 olabilir. 4'e 8 olabilir. Değil mi? Kenarları. Peki hangisini verirsem çevresi daha uzun olur? 1'e 32'yi bak. Buraya 1 verelim. Buraya 32 verelim. Ne yapacağız? 1. 32 daha 33. 33 de burada. 66 santimle en büyük çevreyi yaptım. Tamam Bu şekilde. Evet. Şimdi ne diyor? Süleyman'ın uzay kapsülü 27 kilometre yüksekte uçarken kaptanın beceriksizliği yüzünden 12.550 metre alçalmış. Daha sonra 4 kilometre yükselmiş. Buna göre uzay kapsülünün en son ulaştığı yükseklik. Şimdi kaç metredir diyor. Yani hepsini metreye çevir demek istiyor. Şimdi kilometreyi metreye çevirirken 3 sıfır ekliyorduk değil mi? Yani bu önce 27.000 metredeydi değil mi? Şimdi buradan e, ne oldu? Bu kadar alçaldı mı? Yani ne yapacağız? 1255'i bundan ne yapacağım? Çıkartacağım. Çıkartalım. 0, 5, 4 değil mi? Burada 6 kalmıştı. 6'dan 2'yi çıkart. 4 değil mi? Burada da bir. 1450'ye 14.450'ye düştü mü? Düştü. Daha sonra 4 kilometre daha yükseldi. Yani 14.450'ye düşmüştü ya. 4 kilometre daha yükseldi. 4 kilometre demek 4000 metre demek. Değil mi? Bunu da topluyorum. 18.450 metreye yükselmiş oldu. Yani kilometreyi metreye çevirmeyi filan hepsini bilmemiz lazım. Buna bakalım. Emine güllerinin 7 tanesi güllerinin tanesini 7 TL'den karanfilleri de 5 TL'den satıyor. Ee, 4 tane gül. Şimdi 4 tane gül 4 çarpı 7'den 28 TL yapar değil mi? Ve 4 tane karanfil alana yani 4 tane de karanfil 4 çarpı 5'ten normalde ne yapar? 20 TL yapar değil mi? Normalde bunların toplamı 48 TL yapması lazım değil mi? 10 TL indirim yapıyormuş. Yani bundan 48 değil de 38 TL alıyormuş. Tamam mı? Şimdi Gamze annesiyle 8 gül 8 karanfil alırsa yani bu 38 TL şimdi 4 gül 4 karanfildi. Bunun 2 katını alırsa 38'in 2 katını ödeyecek. 16'nın altısı elde var. 1, 6, 7 76 TL para öder. Tamam mı? Çünkü her 48 TL'lik alışverişte 38 TL indirim olacak. 2 tane 38'lik alışveriş yapacak.